Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yoruma Masal Anlat yaz. Merhabalar, ben Yemsemir İlkokulu'ndan 2A sınıfından Hafsa Özdemir. Şimdi size masal anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde 7 küçük oğlak varmış. Bu oğlaklar çok neşeli ve çok tatlıymış. Ormanın derinliklerinde yaşarlarmış. Bir gün anneleri onlara sebze meyve toplamaya gitmiş. Ve gitmeden demiş ki, çocuklar, kimseye kapıyı açmayın. Hele kurt. Hele kurdun ayak, kurdun sesi kalındır demiş. Gitmeden aklına bir şey daha gelmiş. Demiş ki, kurdun ayakları siyahtır demiş. Ve gitmiş. Gittikten sonra kurt da onları dinliyormuş. Sessiz sessiz gelmiş. Kapıyı tıklamış. Kim o demişler. Demiş ki, anneniz geldi çocuklar. Açın kapıyı demiş. Sen sesi kalındı. O yüzden açmamışlar demişler ki, bizim annemizin sesi incedir, senin sesin kalın, seni içeri almıyoruz demiş. Ve kurt çok sinirlenmiş, gitmiş, gittikten sonra bir dükkandan tebeşir almış, tebeşir aldıktan sonra eve geri dönmüş. Geri döndükten sonra kapıyı yine tıklamış. Ben geldim çocuklar, kapıyı açın demiş. Onlar da kapıyı açacakmış birisi ama o da hemen üstüne hoplayınca açmamış. Ayaklarına da bakalım, annemizin dediğini hatırla demiş. Dedikten sonra ayaklarına da bakmışlar. Ayaklar siyah hem de kirliydi. O yüzden onu almamışlar. Sen bizim annemiz değilsin. Annemizin ayakları hem beyaz hem temiz demiş. Kurt bu sefer yine çok kızmış. Sonra bir fırıncıya gitmiş. Fırıncıdan un almış. Un aldıktan sonra ayaklarını sevmiş. Ayakları tertemiz beyaz olmuş. Sonra geri gitmiş, kapıyı tıklamış. Kim o demişler. Kim o dedikten sonra kurt demiş ki, anneniz geldi çocuklar, açın bakalım kapıyı demiş. Sesi kalın, sesi inceydi. Ayaklarına da bakalım demişler. Sonra ayaklarına da bakmışlar. Baktılar ki beyaz. Anneleri sandılar ve kapıyı açtılar. Açtıktan sonra ne görsünler? Kurt. Her yeri kaçmaya çalışıyorlardı. Kurt onları bir hamlede yemek istiyordu. Birisi mutfağa, birisi dolaba. Öyle öyle saklanıyorlardı. Saklanırken hepsini buluyordu. Bulmuş yemiş. Yedinciyi bulamamış. Yedinci de saatin içindeymiş. Sonra onu bulamayınca gitmiş. Gittikten sonra evin yakınlarında kenarında bir ağaç varmış, onun altına yatmış. Yattıktan sonra derin derin uyumuş. Sonra anne çok geçmeden gelmiş. Geldiğinde ne görsün? Kapı açık. Koşa koşa gelmiş. Koşa koşa geldikten sonra bakmış ki koltukların eşyası yerde. Perdeler yırtık, masalar yerde dolanıyordu. Anne çok korkmuştu. Sonra hemen içeri girmişti. Yavrularının adlarını söylemişti. Adlarını söyledikten sonra en sonuncunun adına gelmişti. En küçüğün adına. Onun ismini söylemiş. Duvardaki saatin içindeyim anneciğim. Ne olur beni buradan al demiş. Sonra anne koşa koşa heyecanlanmış ve açmış. Heyecanlandıktan sonra oğlak çıkmış ve oğlanlara sarılmış, ağlamışlar. Beraber çok geçmeden hemen kurdun yanına gitmişler sessiz. Sonra anne demiş ki, aman Allah'ım, yoksa çocuklarım yaşıyor mu demiş. Kurdun karnında bir şeyler oynuyormuş. Demiş ki anne, hemen sen git evden iğne, iplik, makas getir demiş. O da gitmeden annesi de taş toplamış 6 tane ve o da getirmiş. Anne hemen karnını açmış makasla. Makasla açtıktan sonra hepsinin birer birer kafası çıkıyormuş kurdun karnından. Kurdun karnından çıktıktan sonra taşları koymuş ve geri dikmiş. Kurt da çok derin uyuyormuş. Bu yüzden çok
mutlularmış, çok neşeli hale gelmişler. Annelerinin dizlerine sarılmışlar. Anneleriyle oynamışlar, annelerini sarılmışlar ve bu yüzden gitmişler çok geçmeden. Kurt da uyanmış o arada. Sonra çok susamış. Çok susadıktan sonra dereden su içmeye gitmiş. Eğilecekmiş ama sanki karnı taş gibiymiş. Eğildikten sonra yere düşmüş. Nehirde boğulmuş. Kendini taşıyamamış kurt. Sonra da kurt batmış. Yardım edin demiş ama kimse yardım etmemiş. Sonra anne kurt görünce koşa koşa yavrularını alıp gelmiş. Sonra da bakmışlar ki kurt boğuldu. Çocuk oğlaklar çok neşelilermiş. Bu kurt gitti diyorlarmış. Anneleriyle tutuşmuşlar. Oyun oynamışlar. Gökten üç elma düşmüş, birisi benim kafama, birisi kurdun kafasına, birisi de oğlakların kafasına. Güle güle. Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yoruma Masal Anlat yaz.